Distinguished guests, ladies and gentlemen, misafirler, hanımefendiler ve beyefendiler, bu odayı çok sevdim. I think it's an opportunity for the green technology and green economy to really push forward a huge ambition aspect of especially green tech creating more jobs. We understand very clearly as well, based on research and studies, that from a brown economy to a green economy, through inclusivity or interdependency, for sustainable growth. From a brown economy to a green economy, through inclusivity or interdependency, Something that will really think, move away from the current brown economy we are to a more greener one. I think from a green heart to a green mind to a green company to a green panel, a green lady. And I think that's the most important inclusive discussions of our panel. Important to host this kind of dialogue as well in the Gulf area to really speak about in the middle of the major oil producers or to really talk about plans. We have set in the UAE to be net zero carbon by 2050. Actually, this is Buna and hemen bugün başlamalıyız. Bu çalışmalar hemen şimdi başlamalı. Etkisi nasıl olacak? Bu tabii ki pandemi ve olduğu gibi beklenmedik bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Dünya zor dönemleri atlatıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği yeşil mutabakatını ve dijitalleşme sürecini başlattı. Ve Türkiye olarak biz de bunu takip ettik. Green Deal bağlamında karbon emisyonlarının 2050 yılına kadar nötr hale getirilmesi amacını destekliyoruz. Yani Türkiye Avrupa Birliği ile beraber karbon emisyonlarını minimize etmeyi planlıyor. Dolayısıyla bu karbon veya fosil yakıtlar meselesi çok önemli. Bu sürecin tüm ülkelerde yeşil ekonomiye dönmek üzere hızlanacağını düşünüyorum. Avrupa'da hali hazırda 2005 yılında bu süreç başladı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına güneş ve rüzgar enerjisi bağlamında geçmeye başladılar. Türkiye'de bu gelişmeleri takip ediyor. Ama bizim Rusya, İran doğal gazlarına ve petrol ürünlerine bağımlılığımız var. O yüzden daha çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Enerji kaynakları aslında bolca bulunsa da işte su ya dayalı çalışan barajlardan tutun güneş ve rüzgar enerji kaynaklarına kadar birçok portföy bileşenimiz var ama daha çoğunu yapmamız gerekiyor. Ve zaten uzun bir süre önce bunu fark etmiş olduk. İklim değişikliğinden ötürü küresel bir sınamayla zorlukla karşı karşıyayız. O yüzden karbon emisyonlarını azaltıp karbondan arındırma için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz hedefi uzun süre önce verildi ki Avrupa'daki ilgili kurumlarda bunu benimsedi. Sorun yeteri kadar yeşil kalp sahibi olmamak değil, yeşil zihin sahibi olmamakla alakalıydı. Ve bunu uygulama noktasında Avrupa işletmeleri dönüşümle zorluk yaşadı. Burada tabii ki ARGE gerekiyor ve bunu devletler tarafından desteklenmesi gerekiyor. Çünkü inovasyon ve teknoloji gerektiren bir şey araştırma ve geliştirme. Ben zamanla büyük yatırımların yapılması gerekiyor ki savunma sanayine yönelik Avrupa'da gördüğümüz gelişmeye bakarsak bir for investments in the green technology, because that requires such an enormous amount of money. But if we don't do that now, we will not achieve the sustainable growth that we need. Surely now is the time that there is going to be that war effort. And even if we increase our debt a little bit for these two purposes which I just mentioned, in the end we will be more prosperous. Because growth, I challenge even the sentence we have there. It's not a green economy for growth. We need growth, because that increases the prosperity of the people and the profits of the companies and the two go together. We can achieve that in different ways, but I think if we use it in the right way and we try to have a global effort,
And that is for me a very important point. We can't do it alone in Europe. We can't do it in a member state. The challenge is global because the climate change issue is global. So we need to find a level playing field, discuss it with our friends and neighbors. And that's why I think this panel illustrates that. We will not achieve this in one continent or in one country. It requires investments, it requires research and development, green economy. Does not automatically lead to increase inclusiveness. To achieve inclusiveness, we need to think more globally. We think to think for us more pan-European, including Turkey. I'm not saying that only because I'm hosted in Antalya. But I think these issues really don't stop at the border of the European Union. And the same goes, by the way, for security architecture. Let us look at the medium and long term. And the medium and long term, the world, humanity needs to do this together. And so we should work on this inclusiveness, which we always again forget if there is no crisis. Thank you so much. Thank you. Green cards, yeşil ekonomiler, yeşil yürekler, yeşil zihinler, yeşil araçlar, her şeyden bahsetmemiz gereken bir noktadayız. Özellikle pandemiden sonra yeşilin önemini ve yeşilin sürdürülebilirliğini çok daha iyi idrak ettik ve gün be gün bunu daha iyi anlıyoruz. Aynı zamanda fosil yakıtlara olan bağlılığımızı azaltıp yenilenebilir enerjiye geçişi, teknolojinin yeşillenmesini, yatırımların buraya dönmesini, yeşil araçlar, bağlantısı sağlık, akıllı araçlar, tabii bunların makul fiyatlarla sunulması, bütün bu konular büyük önem arz ediyor. Biz de TOK bünyesinde çok doğru bir zamanda, doğru bir yerdeyiz. Yeni bir girişim başlattık ve bu sadece tasarıma, geliştirmeye ya da üretime odaklanmıyor elektrikli araçlar özelinde. Bu elektrikli araçların çok ötesinde burada bir ekosistemden bahsediyoruz. Tasarımlar, planlamalar, mobilite bunların hepsi. Decades of introducing into this belki new technology and also into this green company approaches, because it's also an entrepreneurial subject. At the end, all the companies are willing to do one day some profit, and this also on a sustainable manner, and while doing this, also keep everything in a balance. Now it's the opportunity because the technology is ready, the people are ready using these services, and we are all 35 member states of the ACD, Asia Cooperation Dialogue, are mindful dediğiniz gibi 35 ülkesi bağlamında ele alıyoruz ve buna istinaden ACD Blueprint 2017-2021 yıllarını kapsayan bir strateji oluşturdu bir tasarruf. Yine 2021 ile 2030'u kapsayan yeni bir belgemiz var. Ve çalışma grupları bu taslak bağlamında oluşturulunca gerekli inisiyatifleri ortaya koymuş olacağız. İkincisi daha yeşil bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde üye devletlerin gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyetler gerçekleştirmesini teşvik ediyoruz.